Merhaba arkadaşlar. Kümelerin dördüncü videosuyla karşınızdayım. Kümelerden örnek çözmüştük geçen videomuzda. Şimdi alt kümeyi ne olduğunu, eşit kümeyi, denk kümeyi sizlere anlatacağım. Alt küme demek arkadaşlar. Bir B kümesindeki her eleman Aynı zamanda A kümesinin de bir elemanı ise B A'nın alt kümesi olur. Ve bunu nasıl gösteriyorum? B alt kümesidir A. Bu alt kümesidir işareti ya da A kapsar B şeklinde gösterilir. Bir de okunuşlarını yazayım size. B alt kümesidir A. Yani B kümesi A kümesinin B kümesi A kümesinin alt kümesidir şeklinde okunur. Ya da arkadaşlarım kapsarı gösterelim. A kapsar B ifadesi A kümesi B kümesini kapsar şeklinde okunur. Ve arkadaşlar, eğer ki size B alt kümesidir A'nın üstünde bir çizgi verdiyse bu ifadenin de okunuşu B kümesi A kümesinin alt kümesi değildir. B kümesi A kümesinin alt kümesi değildir şeklinde okunur. okunuşları verdikten sonra alt kümenin bazı özellikleri var arkadaşlar. Hemen siz onları öğreteyim. Alt küme özellikleri. İlk özelliğim çocuklar. Birincisi boş küme alt kümesidir A. Yani boş küme her kümenin alt kümesidir. İkinci yazmamız gereken şey A alt kümesidir A. Yani her küme kendisinin alt kümesidir. Üçüncüsü A alt kümesidir E. Yani her küme evrensel kümenin alt kümesidir. Dördüncü yazacağımız özellik A, B'nin alt kümesi ve B, C'nin alt kümesi ise A'da C'nin alt kümesidir. Beşinci yazacağım özellik A B'nin alt kümesi ve B A'nın alt kümesi ise A ve B eşit kümelerdir. Altıncı yazacağım özellik en tane elemanı olan bir kümenin 2 üzeri n tane alt kümesi vardır. 7. özelliğim. n tane elemanı olan bir kümenin 2 üzeri n eksi bir tane alt kümesi vardır arkadaşlarım. Öz alt kümesi. 2 üzeri n tane alt kümesi. 2 üzeri n eksi bir tane öz alt kümesi vardır. Bir de 8 b alt kümesidir a ifadesinin şema ile gösterimini şema ile gösterimi alt kümesi dediğin altında olmak adı üstünde. Yani arkadaşlarım bir B kümesi bir de dışına A kümesi çizmiş oldum. Bu B A'nın alt kümesidir demek. Öz alt küme ne demek? Onu da hemen açıklayayım. Öz alt küme demek. Bir kümenin kendisi dışındaki tüm alt kümeleri Kendisi dışındaki tüm alt kümeleri öz alt küme demektir arkadaşlarım. Şimdi alt kümenin tanımını da yaptığımıza göre eşit küme ne demektir? Hemen size onu aktarayım. Eşit küme demek. Eşit küme elemanları aynı olan kümelerdir. Elemanları aynı olan kümelerdir. Yani A eşittir B şeklinde gösterilir, ile gösterilir. Hemen bir örnek yapalım. A kümesi 1 2 3 4 B kümesi x öyle ki 1 küçük eşit x küçük eşit 4 x eleman z. E 1 ile 4 arasındaki eşitlik olduğundan 1 ve 4 dahil tam sayılar. Burada zaten 1, 2, 3, 4 aldı. O zaman bu kümenin elemanları birebir aynı. O halde a eşittir b diyeceğiz arkadaşlar. Eşit kümenin Eşit iki kümenin eleman sayıları aynıdır. Eleman sayıları aynıdır fakat eleman sayıları fakat eleman sayıları aynı olan her küme eşit olmak zorunda değildir. eşit küme ne demekmiş? Elemanları aynı olan kümelerdir. Eşit kümeden sonra anlatacağım bir diğer küme çeşidi denk küme. Denk küme demek ise arkadaşlar eleman sayıları eşit olan eleman sayıları eşit olan kümelere denk küme denir. Yani SA eşittir SB ise A denktir B olur. Gösterim şekli budur. O zaman diyelim ki A denktir B ile gösterilir. Hemen bir tane örnek yapayım. Bir A kümesi alayım. A kümemin elemanları 1, A, üçgen, kare olsun. B kümemin elemanları 3, yıldız, seren ve kare olsun. Benim bu elemanlarım 1, 2, 3, 4 eleman. 1, 2, 3, 4 eleman. Demek ki S A eşittir, S B'dir ve o zaman A B'ye denktir diyeceğiz çocuklarım. Evet, ee, şimdi bu denk küme, alt küme, eşit küme ile ilgili biraz örnek çözeceğim bir diğer videomda. Ee, arkadaşlar ayrıca bu anlattığım şeyleri pdf olarak e, videoların altına ekledim. Oradan indirip ulaşabilirsiniz. Bir diğer videoda alt küme, eşit küme ve denk küme ile ilgili örnekler çözeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin.